ışığının güzelliği. Oh, bu kadar güzel zamanımız geçmiştir ki. Merhaba, ben Netan Kadı. Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisiyim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Neslican'la alakalı bir proje olacağı, bir anıt projesi olacağı mailini aldım. Merhaba. Ben Neslican Tay. Merhaba, ben Neslican. Bugün yapamayacağını söyleyen insanların hiç de sizi alabileceğini anlatacağım. Ve heyecanlıyım açıkçası çünkü böyle bir projede, yani herkesin hayatına dokunmuş olan bir insanın yapı olarak bir tasarımını çıkartmak adına ben de bir şeyler yapmak istedim. Çünkü onun bize sağladığı duygular, onu bir yapıya dönüştürmek ve bu yapının da o insanlara, oraya gelip onu deneyimleyecek olan insanlara belki bu duyguların bir kısmını yaşatmak ve aynı zamanda Neslican'ı yaşatmak için ben de bir kendimden bir şeyler vermek istedim. En büyük hayalim, yapmak istediğim çok büyük şeyler var. Yani böyle filmler olabilir, kitaplar olabilir. İnsanların kalbine dokunmak istiyorum. Ben aslında ölümsüz olmak istiyorum. Eserler bırakmak istiyorum. Neslican Tay anıt tasarım çalıştığı ile ilgili aslında süreç bir geçmişi olan bir süreç. Öncelikle Beşiktaş Belediyesi'nin yaşam mücadelesini, yaşama azmini, tutkusunu, süreç içerisindeki insanlara ilham kaynağı olmuş olan duruşunu ölümsüzleştirmek için bir girişimi olarak bir parka isminin verilmesi kararını müteakiben bizimle yaptığı iletişim sonucunda biz de o parkın içerisinde kendisinin bu bahsetmiş olduğum özelliklerini yansıtmaya çalışan bir anıt tasarımı gerçekleştirelim istedik. Çalıştayımıza 15 Şubat alan gezisiyle başladık. 10 Şubat'ta başlayan dönem ardından öğrencilerimiz yeni dönemin heyecanıyla kurumumuza geldiklerinde katılım sağlama konusunda da çok ciddi hassasiyet gösterdiler. Gelen her öğrencinin bu konuyla çok severek çalıştığını düşünüyorum. Yeri belediyeden refakatçıların eşliğinde ziyaret edip tasarımın yapılmasını öngördükleri alanla ilgili öğrencilere yerinde bilgiler verdik. Ama en önemlisi de öğrencilerin gerçekten Neslican Tay'ın kısacık ömründe başarmış olduğu ve onu ölümsüzleştiren yaşama azmini ortaya koyacak bir anıt tasarımı konusunda motive etmek için hocalarımızın desteğiyle bir süreç başlattık. 20 yaşındayım. 20. yaşımın yalnızca 30. gününde burada sizlerleyim. Herhangi bir konuda uzmanlığım yok. Harika bir kariyerim de yok. Sadece hayat hikayem var. Ben bugün tüm bunlarla nasıl baş ettiğimi anlatmak için buradayım. Kendime bir söz verdim. Küçülse de, büyüse de beni asla zayıf ve güçsüz bırakmasına izin vermeyecektim. Vermedim de kanserin beynimi ele geçirmesine hiçbir zaman izin vermedim. Ben hayatta kalmak için bacağını feda etmiş bir kızsam hayatımın hakkını vermeliyim diye düşünüyorum. Çünkü ben eksik değilim. Tek bacaktan ibaret de değilim. Çok daha fazlasıyım. Bir sürü hayalim var. Karanlık olmadan yıldızları göremez insan. Onun hayata bakış açısı beni gerçekten çok etkiliyordu.
bu tür zorluklar karşısında yıkılmadan ayakta durması ve diğer insanlara da önderlik etmesi gerçekten çok büyük bir başarıydı. Şu sözü hiç aklımdan silinmiyor. Benim uçmak için kanatlara, koşmak için bacaklara ihtiyacım yok demişti. Ben de bundan yola çıktım projemde. Aynı zamanda iki tür olguya gittik. Kaderden yola çıktık. Onun kaderinden nasıl hür olduğundan bahsettik. Kader dediğimiz şey aslında doğanın nedenselliğidir. Ona dikte edilen bu engel, yani kısacası kanser diyebiliriz. Bu engelle nasıl başa çıkıp, bu engele nasıl adapte olup, nasıl benimseyip ve onunla nasıl mücadele ettiği benim olan tasarımımda da gözükecek. Aslında bir çeşit, hani bütün, hepimizin alanlarının, disiplinlerinin dışında diyebileceğimiz ama bir taraftan da bütün insanlığın alanının içerisinde bir konu bu. Kavram ölçeğinde ilk önce Neslihan'la ilgili bağlantının kendi aralarında o bağın nasıl kurulacağıyla ilgilendik. Yani mümkün olmayan aslında bir empatiyi olabildiğince hem yakınlarıyla hem de Neslihan'ın kendisiyle, o mücadelesiyle. Bizim için asıl önemli olan o mücadelesi. Çalıştay'ın başında öğrencilerimize Beşiktaş Belediyesi ile beraber çalıştığımız bir alan verildi. Bu alan Levent'te yer alıyor. Makette de görüldüğü gibi 3 ayrı noktadan alanımıza ulaşım var. Biz daha çok aslında bir obje tasarlamaktan çok yerle ilişkisi olan bir tasarım üzerinde duruyoruz. Malzeme önemli, yerle ilişki önemli ama her şeyden önce tabii olayın duygusu önemli. Öğrencilerimiz şu anda sıkı bir çalışma içerisindeler ve olabildiğince aslında bütün bunlara bağlı kalarak ve birbirlerinden farklı çeşitli tasarımlar geliştirmeye çalışarak ilerliyorlar. Mesela çocukların başlangıçta takıldığı hastalığın kendisiydi. Halbuki biz dedik ki hani burada önemli olan bir baş karakter olarak Neslihan'ın kendisi. Hastalığın süreci tabii ki önemli ama hastalığı yüceltmenin hiçbir anlamı yok. Burada bütün hikaye Neslihan'ın bu verdiği mücadeleyi yüceltmek. Ve çocukların da oraya odaklandığını gördük daha sonra. Kanser olmak zorunda değildi. Başka bir hastalık da olsa önemli olan onu nasıl karşıladığı, onunla nasıl uğraştığı, savaştığı, kendine nasıl güvendiği, inandığı. Bunlarla ilgili bir deneyim yaratmaya. İşin daha güzel kısmı parka girecek olanların da aynı deneyimi yaşamasını sağlamaya çalıştık. Toplumsal hafızada da aynı umudu yeşertmenin yollarını bulmaya çalışıyor çocuklar içeride. Hep de öyle oldu aslında. Hiç böyle yani hüzünlü bir tartışma, konuşma geçmedi. Gülüşüyordu, bizim de öyle. Yani Neslihan öyle bir iz bıraktı aslında. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum. 20 yaşındayım. Bitti. Kal. Çeko, ne yapacağız? Ay, çekiyor mular. Bir şey, bir daha baştan alsam kızar mısın? Ne kadar yandım ya. Ben kendi başıma iş aldım, tamam mı? Benim YouTube'da ne işim var ya? Ne işim var benim YouTube'da? Heyecanlı bir tipim zaten ha. Ne işim var yani? Neyse tamam, güzel şeyler olacak. Başlıyorum. Görünce bak çok bildirsiniz. Hani hem çok heyecanlandık hem de hani Neslihan'ı tabii ki de tanıyoruz sosyal medyadan, haberlerden. Vefatından önce de takip ettiğim biriydi zaten. Vefatıyla beraber tabii ki de hepimiz çok üzüldük. Neslihan'ın bence bize vermek istediği mesaj çok daha fazlasıydı. Neslihan'ın bu hayata karşı pozitifliğinden ve mücadelesinden etkilendim. Ve bunu bir şekilde tasarımıma katmak istedim. İyi ki benim hayatımdalar. Ailemi çok seviyorum. Sihirli bir gücün olsaydı ne yapmak isterdin? Buna çok net bir cevabım var. Sihirli bir gücüm olsaydı tüm hasta çocukları iyileştirmek isterdim. Küçükken ne olmak isterdim? Bu o kadar çok komik ki. Küçükken doktor olmak isterdim ve tek sebebi 14 Mart yani bayramda doğmuş olmam. Yani herhalde 1 Nisan'da doğsaydım şaka olmak isteyeceğim. Bilmiyorum. Gücünün kaynağı ne? Aslında çok güçlüyüm gibi bir iddiam yok. Gerçekten sana samimi söylüyorum. Bence hepimiz güçsüz olabiliriz, güçlü olabiliriz. Bence güçlü olmak değil, mesele sorunlarla nasıl baş ettiğiniz, onları nasıl kabul edip hayatınıza devam ettiğiniz.
butterflies and needles line my seam belt drawing in case I need it. In my stomach, on my heart, chainmail, hunger. Keyifli bir jüri süreci geçirdik. Öncelikle onu söylemek istedim. Tabii farklı kriterler üzerinden bir değerlendirme gerçekleştirdik. Konsept bizim için çok önemliydi. Çocuklar gerçekten çok derinlikli ve incelikli düşünmüşler. Hem Neslihan'ı anlamaya, kavramaya yönelik çok yoğun çaba sarf ettiklerini bu süreçte gördük. Hem de gerçekten her biri birbirinden çok farklı yönlerden yaklaşmışlar ve bunu da bir şekilde maddeselleştirebilmişler diye düşünüyorum. İkinci kriterimiz sunumdu. Sunum konusunda da özellikle paslaşmalar, birbirlerini tamamlamaları bizi gerçekten çok etkiledi. O noktada da belli ki bir ön hazırlık, kuvvetli bir ön hazırlık süreci geçirilmiş diye düşünüyorum ve tabii ki en son kriterimiz de uygulanabilirliğiydi. Çünkü çok kısa bir süreçte projenin uygulanabilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bir noktada bir miktarda pragmatik düşünmek gerekiyor. Hangisi nasıl uygulanır tartışmaları da kendi aramızda gerçekleştirdiğimiz jüri üyeleri arasında bir tartışma oldu. Ve en sonunda tabii bir tanesi, bir proje öne çıktı. Hem kavramsal gücü, metaforik gücü hem de uygulanabilirliği açısından ve öğrencilerimiz de çok güzel fikirlerini ifade ettiler. Ben büyük keyif aldım jüride bulunmaktan, tartışmalardan. Çünkü çok duygusal aslında bir çalışma, bütün sürece yayılan bir işbirliği. Benim için çok büyük bir keyifti. Eminim sürece bir yerinden dahil olan herkes de bu keyfi almıştır diye düşünüyorum. Neslihan Tay'ın adını bir parka vermek, yaşadığı mücadeleyi yansıtmak istedim. Bu anlamda da öğrencisi oldu. Bahçeşehir Üniversitesi ile bir görüşme yaptık. Oradaki Mimarlık Fakültesi'ndeki hocalar da bu konuya hassasiyet gösterdi. Bir çalıştay yapıldı, bir yer gezmesi yapıldı. Bugün de çalıştay sonucunda çıkan 6 tane projeyle ilgili bir değerlendirme yaptık. Jüri de bize de görev verdiler sağ olsunlar. 3 numaralı proje Iron Woman uygulanmaya en uygun proje olarak seçildi. Bundan sonraki süreçte elimizdeki takvim uygun bir şekilde projeyi uygulayıp parkımızı açmak istiyoruz açıkçası. Üniversiteye çalışan, emek veren bütün arkadaşlara bugüne kadar yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum. Sebeplerim var benim, mazeretlerim var. Dualarınız var, kabul olunmayan dileklerimiz kendime göre bir yol.